CHP'li vatansever arkadaşlardan biriyle konuştum. Önemli bir isim. Dedi ki Ekrem İmamoğlu parti kurmak için 4 milyar lira ayırmış. Ben onun yalancısıyım. 4 milyar lira ayırmak. Yani mesela şöyle düşün. Ayırdığınız para 4 milyar lira. Diyelim ki işte maaşınızı aldınız. Ne yapıyorsunuz? Şu kadarını kiraya ayırıyorsunuz. Şu kadarını yemeye, içmeye, şuna buna falan ayırıyorsunuz. Şimdi Ekrem İmamoğlu'nu düşünün. 4 milyar lira parti kurmaya ayırıyor. Yani zenginliğinin bir kısmını parti kurmaya ayırıyor. Gerisini siz düşünün mesela. Değil mi? Enteresan işte. Fakat şu anda seçimi bekliyor. Seçimden sonra kuracak kuvvetle muhtemel. Ama şimdi ne yapmış? Biraz da bu paradan mıdır, başka paradan mıdır, neredendir bilmiyorum. Bu zenginliğinin, yani varsa bir zenginlik, bunun kaynağını da bilmiyorum ben açıkçası yani. Kesenin ağzını açmış. Bugün bütün gazetelerde var. İşte Barış'ı arkadaş da söyledi. İşte sabah da gördüm, başka yerlerde gördüm. Delegelere para dağıtıyor, delegelere. Ne için? Kendisinin desteklediği ve İstanbul İl Başkanı olmasını istediği CHP'nin Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik'in İstanbul İl Başkanı olabilmesi için maddi manevi her türlü desteği vereceğini söylemiş. Ve delegelere 500, 600, 700 bin lira. Beni delege yazarlar mı CHP'de? Yazsınlar. Şeyi şu YouTube kanalını çeviririz. Mesela bir delege yazsınlar bizi mesela. Kime istiyorsa ona oy vereyim CHP'de yani. İmamoğlu mu istiyorlar? Vereyim. Kemal Kılıçdaroğlu vereyim. Özgür Çelik verelim falan. Seni de yazsınlar. Hepimizi yazsınlar. 500 bin, 600 bin. Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat'a 500 bin lira. Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin'e 700 bin lira. Bakırköy İlçe Başkanı Gizem Başaran Aslan'ın eşi üzerinden 500 bin lira falan gibi bunlar medyanın gündeminde. Ben şeyi anlamadım. Adalara 500, Kadıköy'e niye 700? Ama adalar daha küçük değil mi? Delegesi azdır falan. Öyle bir şey. O yüzden yani. Birine de 50 bin lira gönderiyor hesabına. Delegenin birinin hesabına 50 bin lira gidiyor. O kişi de Canan Kaftancıoğlu'na diyor ki böyle böyle hesabıma 50 bin lira yatırıldı. Dekontunu bana gönder, parayı iade et diyor falan. Böyle bir karışmış. Barış arkadaş da diyor ki Özgür Çelik'ten desteğinizi çekerseniz canınızı okurum demiş yani. Ben de sizin altınızı oyarım demiş. Altınızı boşaltırım demiş. Aynı şey. Oyarım, boşaltırım. Tüm bunlar olurken bu CHP yazar çizer takımından hiç ses çıkmıyor. Ne güzel dünya. Varsa yoksa Kemal Bey. Sabah Kemal Bey, akşam Kemal Bey. Dövüyorlar. Akşama kadar Kemal Bey'i dövüyorlar. Geçmişte bana diyorlardı. Ya işin gücün yok mu? Sabah akşam Kemal Kılıçdaroğlu. Aha bıraktım. Siz de ilişmeyin adama. Bu delegeler arasında amcalar, teyzeler, yeğenler var. Bunlar 4-5 Kasım'da Kılıçdaroğlu'na oy verecekler. Böyle antidemokratik liste mi olur ya diye bağırmış Fatih Portakal. Şakacı. Peki ona 500, buna 400, ona 600, buna 700. Ha? Öyle parti mi olur? Demokrasi mi bu? Çünkü Ekrem İmamoğlu'nu destekliyor. Çok güzel ya valla. Valla çok güzel. CHP Manisa Kongresi'nde arbede yaşandı. CHP Siirt Kongresi'nde kavga çıktı. İki kişi ver onları, ben konuşurken ver. Siirt'i ver mesela. Sandalyeler havada uçuşuyor bilmem ne vesaire. Ben. Olur, bunlar yaşanabilir, sıkıntı yok ama. Komik olan kısmı şu. Bak, aç sesi. Özgürcüler, Kemalciler. Birazdan karışacak ortalık. Burası hangisi? Manisa mı? Siirt'i unutmuşuz. Asıl şey kavga gürültü Siirt'te. Ver, Siirt'i ver, Siirt'i. Bir Ekim'de seçim meclis açıldığında yine bu bölgenin sesi olmaya, sizin adınıza mücadele etmeye devam edeceğiz. Bütün... Of, başladı. Of. Bravo. Sen de at. O arkadaşlar yapma. 50 metre öteden yapmayın diyerek bu işi durdurabileceğini mi zannediyorsun? Yapma. Dışarı da taşmış. Baba baba. He? Tamam, kavga vermeyelim, hadi kes. Şimdi iki kişi de gözaltına alınmış. Bu Faik Öztürk diyor ki, var mı o bizde? He var. Bu medya diyor, bu Turgay Güler diyor, tabii beni de kastediyor, içinde ben varım, o yüzden direkt üzerime alınayım. Uygar tartışmaları kavga diye sınıflandırıp millete sunuyorlar diyor. Doğru,
uygar tartışmaları gördük. Sözümü geri aldım. Haklısın Faik Bey. Bunlar uygar tartışmalar. Bu arada Özgür Çelik İmamoğlu'nun desteklediği isim ne Can Polat'tı o? Cemal Can Polat. Cemal Can Polat da Kılıçdaroğlu'nun il başkanı yapmak istediği, öteden beri il başkanı yapmak istediği bir isim. 26 Eylül Salı günü adaylığını açıklayacağı söylenmişti. Açıkladığımı bilmiyorum. Açıkladığını. Şimdi bugünkü yazımda var. CHP Elazığ Milletvekili Gülsel Erol diyor ki değişim diye yola çıkan Bülent Tezcan, Tekin Bingöl, Tuncay Özkan ve Erdoğan Toprak gibi isimlere partide bir daha siyaset yaptırmamamız lazım. Kendisi de bu seçimden sonra falan bir değişim meyişim dedi ama bu Gülsel Erol'u geri vites yaptı. Şimdi diyor ki bunlara bir daha bu parti siyaset yaptırmamak lazım. Vallahi doğru. Hepiniz Kılıçdaroğlu'nun yanındaydınız. Hepiniz oradaydınız. Kılıçdaroğlu ne dedi alkışladınız. Ona birçok fikri siz verdiniz. Kılıçdaroğlu ne söylediyse aynılarını söylediniz. Kılıçdaroğlu FETÖ'cüleri serbest bırakacağım dedi. Siz de bırakacağım dediniz. KAN dediydi, HDP'siydi, şusu busu bütün konularda Kılıçdaroğlu ne düşünüyorsa siz de aynısını düşündünüz. Şimdi mi Kılıçdaroğlu kötü oldu, başarısız oldu? Lan hepiniz oradaydınız. Kimi 50 yaşında, kimi 70 yaşında, kimi 65 yaşında. Dün Kılıçdaroğlu'nun yanındaydınız, bugün değişim diye başka tarafa geçtiniz. Şaka gibi. Bana ne? CHP'liler CHP'ye gönül verenler düşünsün. Ben onları çok uyarıyorum. Hakikaten tüm samimiyetimle, iyi niyetle aylardır uyarıyorum. Bakın. Bu arkadaşlar Erdoğan, Toprak, Tekin, Bingöl'ü, Tuncay, Özkan'ı, efendime söyleyeyim Bülent Tezcan'ı, Engin Özkoç'u, şusu busu, Faik Öztürk'ü. Ya bunların hepsi 1, 2, 3, kimi 3 dönem, kimi 5 dönem, kimi 6 dönem, kimi 7 dönem bu partiye vekillik yapmış. Bu partide yöneticilik yapmış. Kemal Bey'in yakın çalışma arkadaşları olmuş. A takımı olmuş. Oturup bu partiyi birlikte yönetmişler. Kemal Bey'e çık şöyle de demişler, böyle yap de demişler. Onunla oturtmuşlar, bununla kaldırtmışlar. Alıp Amerika'ya götürmüşler, oradan İngiltere'ye götürmüşler. Ve bugün Kemal Bey'e dirsek çevirip dönmüşler. İşte Özgür Özel'in peşine takılmışlar. Sanki Özgür Özel Kemal Bey'in yanında değildi. Lan değişim öyle mi olur? Kafayı mı yediniz siz? Ne değişimi? Baktınız Kemal Bey'in gemisi batıyor. Orada birileri gemi yapmaya çalışıyor kendisine. Her iki çivi de ben çakayım, gemi olursa ben de ilk atlayanlardan olayım diyorsunuz. Ey CHP'ye gönül veren, böyle değişim olmaz. Bak kafayı değiştirmeleri lazım bu arkadaşların. Bir, önce kafayı değiştireceksin. Ha, olur diyorsunuz, tamam olur. Kimi istiyorsunuz olsun. Ama bak sonra ben sizden yani geyik yapıyorum seçim kaybedince. Maytap geçiyorum, hak ediyorsunuz. İstanbul'un şu haline sabahtan mı 25 madde ya, bir günde 25 madde ya. Şaka gibi ya, şaka gibi. Hani iki madde de ya bunu da yapmış falan diyelim. Yok, yok. Tabela var. Şunu yaptık diyor. Bir tane oraya paravan koymuş. Kafayı kaldırıyorsun aşağı bakıyorsun aşağısı bomboş. Metro yapıyoruz. Kafayı kaldırıyorsun paravanın arkasına bakıyorsun. Bomboş arazi hiçbir şey yok. Oraya yazmış. İncirli yolunu yapıyoruz. Yaptık. Hatta yaptık. Bakıyorsun yol haşat. Oraya yazmış. 872 milyon dolar harcadık. 872 milyon dolar mıydı? 872 milyon dolar harcadık ve yaptık. Artık İstanbul'da sel taşkın olmayacak falan diyor. Lan iki damla yağmur yağıyor İstanbul haşat. Şimdi siz diyorsunuz ki yok Ekrem Başkan başarılı. Şimdi siz diyorsunuz ki Turgay Güler sen bu adamı zaten sevmiyorsun taktın ona kafayı. Tam hepsi doğru olsun. Bak 7 ay sonra ben buradan size iki çift sözüm olacak. Adam İstanbul'u eskitti ya. İstanbul'un içine etti ya. Çalışan ne otobüs kaldı ne metro kaldı ne metrobüs kaldı hiçbir şey kalmadı. Ama siz diyorsunuz ki başarılı. Eyvallah.